Dostlar merhaba hayat devam ediyor Fenerbahçe'de durmuyor devam ediyor dün Fenerbahçe kulübünün sayın başkanı Ali Koç bir açıklama yaptı doğruları yanlışları eleştirenler eleştirmeyenler benim desteklediğim bölümler eleştirdiğim bölümlerde vardı bunların hepsi Artık bir kenarda kaldı. Fenerbahçe'nin başkanı bir karar verdi. Fenerbahçe'nin başkanı her zaman saygıyı sonuna kadar hak eder. Eleştirimizi haddimize aşmadan yapmaya çalışırız. Sonra da haberciliğimize ve yapıcı tavrımızla kanalımızdaki içerik üretimine elbette devam ederiz. Bu videoda önemli 4 konu başlığı bulacaksınız. 1. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Portekizli mi olacak, Alman mı olacak? 2. Fenerbahçe'de bir başkan adayı daha çıkmak üzere. Bununla ilgili detaylar nedir? 3. Yıldız meselesi. Başkan Ali Koç dedi ki ben artık formada yıldız görmeyeceğim. Formamızda yıldız olmayacak dedi. Peki bunun perde arkasında 1959 öncesine dair şampiyonluk taleplerine dair neler yatıyor? 4. Fenerbahçe Kulübü Başkanı fırsat transferlerinden bahsetti bu fırsat transferleriyle ilgili sizlere aktarabileceklerimiz nelerdir? Bunların hepsini Fenerbahçe'yi ve hayatı konuşmaya her şeye ve bazılarına rağmen devam edeceğimiz Ahmet Konanç YouTube kanalında konuşacağız. Lütfen destek olmayı unutmayın. Yolumuz uzun. Arkadaşlar birinci madde elbette Portekiz ekolümü, Alman ekolümü yoksa başkanın dün toplantıda yine ifade ettiği gibi bir anda bir İtalyan mı karşımıza çıkabilir? Fenerbahçe'de. Şu anda öne çıkan hoca isimleri arkadaşlar Portekizli. Alman ekolünden de başkan bahsetmiş olsa da aldığımız bilgiler, yaptığımız çalışmalar bize net olarak şunu gösteriyor. Fenerbahçe daha çok Portekizli teknik adamlarla görüşüyor, görüştü ve onlar üzerinde ilerliyor. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Fenerbahçe'de bir teknik adam üzerinde özellikle yoğunlaşılmış ve anlaşılmış kesinlikle değil öne çıkan yaptığım çalışmalarda öne çıkan isim ise arkadaşlar Fenerbahçe'de portekizli teknik direktör Nuno Espírito Santo biliyorsunuz Volvo'sı İngiltere ikinci ligi şampiyon yani yıllar sonra Premier Lig'e taşıdı ve daha ilk sezonunda da Avrupa liginde Wolves'la Nuno Espírito Santo Avrupa ligine kalmayı başardı bu teknik adamla Fenerbahçe Yakınlaşmış durumda. Ama bu teknik adamın Fenerbahçe değil önceliği. Adı net olarak Tottenham'la geçiyor. Bir de bazı çalışmalar yaptım. Eee, Nuno Espirito Santo, Santo'nun Premier Lig'de Tottenham'ın dışında da bir piyasası var. Ve Premier Lig'de kalmaya devam edeceği ifade ediliyor. Yine şöyle bazı bilgiler var. Eee, Nuno Espirito Santo'nun yüksek bütçeli transferlerle, eee, sağlam menajerlerle çalıştığı ve Premier Lig'de bu tür transferler yapmaya yapabilmeye devam edeceğini düşündüğü ve önceliğinin net olarak Premier Lig'de kalmak olduğuna dönük olarak Tottenham'da öne çıkan isimlerden birisi Nuno Espirito Santo'yla ilgili. Wolves'la Vol yollarını ayırdı biliyorsunuz. Ee, Santo bakalım bundan sonrası Fenerbahçe'de nasıl gelişecek? Tabii ki Fenerbahçe'de Sergio Gonçalo ile ilgili de bir temas var. Bu teknik adam Porto'nun hocası 46 yaşında ve sözleşmesi 2 gün önce sona erdi. Evet Sergio Conceição'un sözleşmesi 2 gün önce sona erdi. Fenerbahçe'nin de yine temaslarda bulunduğu Porto'da çok fazla başarı elde etmiş. Porto'da bir disiplin ortaya koymuş bir teknik adam. Şunu görüyoruz başkan Ali Koç'un açıklamalarından ve Portekizli hocalar özelindeki çalışmalardan Sivas maçını affedemediğini, o maçta gerekli mücadeleyi sergilemeyen futbolcular olduğunu, onlara kafayı taktığını ve onlarla yollar ayıracağını söyledi. Yani disiplinsizlikten bahsetti. Bu hocalar bahsettiğimiz iki hocanın da öne çıkan en büyük özelliklerinden bir tanesi disiplin. Demek ki Başkan Ali Koç disiplin odaklı bir yeni dönemi istiyor. Tabii ki Konsechao da 46 yaşında ve sözleşmesi 2 gün önce bitti. Porto'ya Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynatmış bir isim. Bu isim de öyle kolay bir isim değil. Çünkü Portekizli teknik adamların piyasası özellikle saydığımız bu isimlerin piyasası yüksek. Ve zaten Başkan Ali Koç ne dedi? Bakalım anlaşacağımız hocanın bütçesi bize uyacak mı? Bakalım o kendisinin ve ekibinin bütçesi dışında isteyeceği transferlerin bütçesi de bize uyacak mı diyerek de kapıyı açık bıraktı. Tabii Başka isimler de var. Bu isimlerin kim olduğunu aşağı yukarı siz de biliyorsunuz. Everton'da çalışmış, 2 yıldır da takım çalıştırmayan Marco Silva bu isimlerden bir tanesi. Yalnız Başkan Ali Koç bir seviye koydu. Bir kriter çizdi. Ne dedi? BSL seviyesinde olacak. BSL ile görüşmedik ama dedi BSL seviyesinde olacak dedi. Ben yanlış şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'den BSL ile bir temas sağlandı. Bunu ifade edeyim biliyorsunuz Leeds United yıllar sonra Premier Lig'e e çıkardı ve yolları artık ayırdı boşta. Arjantinli bu hocayla Bielsa ile bir temas sağlandı. Zaten sevgili kardeşim Ahmet Ercanlar da bunu bizim stüdyoda futbol TGRT Haber'deki fut programda söylendi, söyledi. Bielsa'ya bir teklif gitti dedi. Ben de bunu yine sizlere ifade etmek istiyorum. Tabi Marsilya'dan ayrılan Andras Villas Boğaz'da Fenerbahçe'nin yine temas sağladığı teknik adamlardan bir tanesi. Şunu görüyorsunuz, yoğunlukla Portekiz mi, Alman mı bakacağız denirken Portekizli teknik adamlara dönük olarak bir çalışma var. Alman isimlerden e, size bir isim vereceğim. Bakın Fenerbahçe'de artık Löv gündemde değil. Zaten Löv de bunu açıkladı, dinleneceğim dedi. Bugün hala bazı iddialar var. Yine de Fenerbahçe, Löv'de ısrarcı diye. Fenerbahçe'nin şu anda bu kadar çok Portekizli isimle temas sağlamış ama o kadar çok Alman isimle temas sağlamış olma durumu yok. Bir isimle şu anda yakınlaştığını duydum. O da Favre arkadaşlar. Evet o da Alman teknik direktör Favre. Tabi Fenerbahçe'nin başkan tabi İtalyan da olursa niye işte İtalyan oldu Alman diyordunuz Portekizli diyordunuz demin diye bir çıkışı var ama ben kendi fikrimi aldığım bilgiler ışığında da söyleyeyim. Dün akşam biraz farklı konulara eleştirilere yoğunlaştık. Onu da tarih yazsın yani ne düşündüğümüzü kimseden çekinmeden ortaya koyalım yapıcı şekilde dedik ama bugünden itibaren artık haberleri yeniden dönüyoruz. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü çok büyük bir ihtimalle bir Portekizli olacak ama tabii sürprizler açık ama yoğunlukla Portekizli hocalar üzerinde yoğunlaşıldığını ifade edelim. Şimdi bu isimlerden bahsettik. Birazdan yıldız meselesine gireceğim. Başkan dedi ki formada artık yeni formalarda Puma formalarında 3 yıldız da olmayacak dedi ve bir an önce 1959 öncesindeki istedikleri 9 şampiyonlukla ilgili çalışmanın bitmesini ve şampiyonluklarının verilmesini istedi. Bununla ilgili önemli bir şey söyleyeceğim ama dün akşamki toplantıya gitmek istiyorum. Başkan elini masaya vurarak acaba ben mi yanlış gördüm dedim sonra tekrar izledim. Elini masaya vurarak Metin Tokat'tan bahsetti. Atamaları Metin Tokat yapamaz, yapmamalı, olamaz, olmamalı dedi değil mi? Orada olmamalı gibi bir şey de söyledi. Elini masaya vurarak pek Başkan Ali Koç'tan görmeye alışkın olduğumuz çıkış şekilleri değil bunlar. Ben de dün ne dedim? Bakın Serdar Tatlı da orada olmaya devam edecek, Metin Tokat da orada olmaya devam edecek ve Metin Tokat o atamaları yapmaya devam edecek. Çünkü Fenerbahçe, TFF'de, kurullarda o kadar güçlü değil, rakiplerinin aksine ifadesini kullandım. Ve bunu yine bir mesaj olarak, bakın yapıcı bir şeyler söylemeye çalışıyorum ben. Bunu bir mesaj olarak hatırlatmak istedim bu videoda da. Şampiyonluk transferlerden geçmiyor. Şampiyonluk oralarda oyunu kuran taraf olmanızdan geçiyor. Neyse biz devam edelim. Şimdi tabii bana bazı eleştiriler geliyor. Ahmet Konanç Ali Koçu çok eleştiriyorsun diyor. Hayır çok eleştirmiyorum. Ben yapıcı eleştiri yapmaya çalışıyorum. Hiç bir eleştiri yapmayabilirdim dünden beri. Başkan konuştu. Başkana işte ne olursa olsun destek verin diye de bilirim yine söylüyorum bunları ama eleştiri yapmadan da bunları söyleyebilirdim fakat arkadaşlar ortada eleştirilecek bir şey varsa bunu yapmazsak size haksızlık bakın Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ne zaman ayrıldı 25 Mart'ta ayrıldı 25 Mart'tan bu yana Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli değilse ki bir ara belliydi Emre Belezoğlu'ydu sonra bir şeyler değişti ve Emre Belezoğlu da buna çok takılmış çok üzülmüş dolayısıyla Fenerbahçe'de devam etmeme fikri ağırlık kazanmış durumda ama umarım devam eder Fenerbahçe'nin ona ihtiyacı var bu yapılanmada ki yeni gelecek özellikle bir Portekizli tamamen kendi yapısıyla çalışır o da ayrı bir şey. Siz 25 Mart'ta Erol Bulut'la yolları ayırdınız hala teknik direktörünüz belli değil, ekol belli değil. Dolayısıyla bu da insanlar tarafından eleştirilir arkadaşlar buna kızmayın. Buna kızmayın. Şimdi bakın Fenerbahçe'de bir başkan adayı çıktı Eyüp Bey ama o bir tepki olarak çıktı. Niye başka aday çıkmıyor şeklinde. Fenerbahçe'de ben uzun süre önce bir tweet attım. Dedim ki bir başkan adayı çıkabilir. Ciddi çalışma var çıkmadı. Bugün aldığım bir haber Twitter'da da paylaştım. Bakın arkadaşlar dün akşamki toplantıdan sonra Fenerbahçe'de bazı havalar değişmiş. Bir bilgi aldım aktaracağım. Fenerbahçe'de güçlü bir başkan adayı için bazı oluşumlar çalışımlar vardı. Tekrar hareketlendiler. Eski yöneticilerden birisi arkadaşlar. Hatta eski yöneticilerden bir iki kişi ikna edilmeye çalışıldı. Hatta onlar da bir şöyle bir baktılar buz yokladılar. Sonra o isim bire düştü. Eski yöneticilerden birisi aday gösterilmek isteniyor. Karar verdiği anda yeterli imza yani 200 küsür 200 imza bu. İmzanın toplanması için de harekete geçilecek. Şimdi bunlar haber. Ben fikrimi söyleyeyim. Her şeye rağmen Başkan Ali Koç bir dönem daha mutlaka bu başkanlığı yapmayı hak ediyor ve bence seçilmeli ve seçilir. Bu ayrı. Az önceki haberdi bu benim görüşüm. Yaptığım eleştirilere rağmen. Çünkü Başkan Ali Koç taşın altına elini değil vücudunu koydu. Hatalar yaptı. Kendi de kabul ediyor. Biz de eleştirdik. Ama bir dönem daha Sayın Başkan devam etmeyi kesinlikle hak ediyor arkadaşlar. Ama eleştirdiğim başka taraflar da var. Mesela Başkan Ali Koç dün dedi ki devre arasında 16 yabancı mevzusu oldu. Kimin için çıktı o dedi. Sevgili Ahmet Ercanlar dedi ki Beşiktaş. Evet Beşiktaş için çıktı. Sonra başkan sordu. Peki kamuoyu bu karar kimin için çıktı zannediyor? Muhabir arkadaşlar dedi ki Fenerbahçe için çıktığını zannediyor kamuoyu dedi. Yani Ali Koç ne dedi orada? Bizim hiçbir alakamız yok. Biz Beşiktaş'a ihtiyacı var diye Beşiktaş'ı destekledik dedi. Ben de diyorum ki artık Fenerbahçe'nin rakiplerle kol kola yürümeye yürüme fotoğraflarına değil şampiyonluk fotoğraflarına ihtiyacı var. Haksız mıyım? Sizin desteklediğiniz Beşiktaş sezon içinde derbide Yunus Kaan Numanoğlu değil mi? Kaan, Tugay Kaan Numanoğlu başta olmak üzere birçok konuda algı operasyonlarıyla üzerinize geldi. Sizin masada birlikte hareket edelim dediğiniz Galatasaray zorlu sezonu dedi. Fenerasyon dedi oradan o hesaplardan bahsediyorum. O cenahtan bahsediyorum. Neler söylendi neler. Siz artık Fenerbahçe öncelikli gitmelisiniz. Fenerbahçe bu ligde başka türlü şampiyon olamaz. Rakiplerle kol kolu yürümek başka bir şey. Sadece Fenerbahçeli, Fenerbahçelilerle Fenerbahçe'nin çıkarları öncelikle yürümek başka bir şey. Somut bir şey üzerinden bunu anlattım. Haksız mıyım? Haksızsam beni eleştirmeye, en sert şekilde eleştirmeye lütfen devam edin. Ben bazı şeyleri erkenden söylemeye çalışıyorum. Belki yayıncılık anlamında, televizyonculuk, YouTube yayıncılığı anlamında kaybediyorum. Abone, Takipçi Twitter'da hiç önemli değil. Hiçbir zaman önceliğim bu olmadı. Ben doğruları söylemeye çalışıyorum. Fenerbahçe ile ilgili zamanında uyarılar yaptım. Yine uyarı yapıyorum. Gelecek sezonki stratejiniz rakiplerle kol kola yürümek değil. Fenerbahçe öncelikli olmak. Şimdi gelelim Yıldız meselesine. Başkan Ali Koç dedi ki yeni forma sponsorumuz Puma. Birinci kategoride bir takımız Puma için öyle olacak zaten eyvallah. Puma da iyi formalar güzel dizaynlar yapar. Ve dedi yıldızlarımız olmayacaktır. Yıldız takmayacağız dedi. Ben de diyorum ki o yıldızlarda emek var. O 3 yıldızı 5 yıldız beklerken formalara takmamak pek doğru bir karar değil. Bu karar bir kez daha gözden geçirilmeli. Sizler de lütfen görüşlerinizi yorum, soru, görüş kısmına yazın. Bununla birlikte sevgili arkadaşlar bazı bilgiler var. 1959 öncesindeki yıldızlar verilecek mi diye. Yıldızlar verilecek. Ama para gelir pastadan, yayın havuzundan, yayın pastasından gelir değişmeyecek. Bilgileri çok sık akmaya başladı. Yani Fenerbahçe'ye şampiyonlukları verilecek. Ama yıldızlara işlenmeyecek. 1959'dan sonra kazanılan şampiyonluklarla bölünen yayın pastası şampiyonluk sayısına göre veriliyor. O da etkilenmeyecek. Ben ne anladım bu işten? Ben ne anladım bu işten bu tür bilgiler daha da çok akmaya başladı. Fenerbahçe bunun iletişimini bir daha söylüyorum her gün yapmalı. Madem iş şampiyonlukların verilmesi noktasına kadar geldi o zaman yıldızları da alacaksınız. Pastadan payınızı da. Emek var alın teri var. Şimdi bir eleştiri daha yapacağım. Başkan Ali Koç yayıncı kuruluşu hemen her toplantıda eleştiriyor. Paralar verilmiyor diyor vesaire falan filan. Eyvallah. Bakıyorum rakiplere. Onlar da Fenerbahçe ödeme almıyorsa, onlar da almıyor. Hiç bu kadar yayıncıyla karşı karşıya gelmiyorlar. Sona bakıyorum. Fenerbahçe'nin şikayet ettiği kadar demek ki böyle bir şey olmuyor aleyhlerine. Yayıncı bizim şu pozisyonumuzu göstermedi. Bunu gösterdi ama şunu göstermedi. Hakkımızı yedi yayıncı. Yayıncılığını yaparken tartışmalı pozisyonları gösterirken diye kimse söylemiyor Fenerbahçe'den başka. Burada da Fenerbahçe öne sürüyorlar. Başka konularda da Fenerbahçe önüne sürüyorlar ama kendileri hiç konuşmuyorlar. Fenerbahçe bu duruşu da bence bir arkadaşlar, sevgili dostlar, Fenerbahçe bu duruşu da bir sorgulamalı, yeniden stratejisini belirlemeli. Şimdi devam edelim. Biz bir şeyler anlatmaya çalışalım. Bakın. Fenerbahçe şampiyonluğu 10 puan farkla kaybetmedi. 3 puan farkla. Yani bir maç üstünden kaybetti belirleyici olan iki faktör vardı. Golcü eksikliği ve hakem hatalarının Fenerbahçe üzerinde yoğunlaşması. Bu faktörlerin sebebini takımdan futbolculardan okuyamazsınız. Bunların sebebi yönetim şeklidir. Reaksiyon eksikliğidir. Gelecek sezon bunlara dikkat edilmeli. Bunu da yine ifade edelim. Şimdi fırsat transferlerine gelelim. Öncesinde Vedat Muriç ile ilgili bir şey söylüyorum. Biliyorsunuz Vedat Muriç milli takımında coştu. Lazio'da yok ama Fenerbahçe'de harikaydı. Milli takımında da harika. Çünkü ait olduğunu hissettiği, aidiyeti daha çok hissettiği ve desteklendiği moralli, motivasyonlu olduğu yerde Vedat Muriç iyi bir golcü. Ben o yüzden diyorum Vedat Muriç de bence tercihini Türkiye'den, Fenerbahçe'den yana korumalı. Muriç dün Kosova'nın San Marino, San Marino ile oynadığı maçta 4-1 biten maçta 4 tane gol attı arkadaşlar. 4 tane gol attı 27 yaşındaki bir oyuncu. Sörlot mu? Muriç mi? Yoksa Ceko mu? Ki Ceko da Fenerbahçe'nin net gündeminde bir isim. Bunu ayrı bir bölümde konuşacağım arkadaşlar. Şimdi Başkan Ali Koç savunmadan sağ ve sol bekten bahsederken fırsat transferi dedi. Onun Marcelo olduğunu size dün ifade ettim. Marcelo için Fenerbahçe'de büyük bir çaba var. Bu oyuncunun transferi başkanı yine bahsettiği yaklaşık 15 milyon euroluk transferler, satışlar da gerçekleştikten sonra daha kolay olacaktır. Çünkü hala bir yıllık sözleşmesi var. Real Madrid bu oyuncudan pek bonservis beklemiyor. Ama kalan maaşının da ciddi bir bölümünün alıcı kulüp tarafından ee, ödenmesini istiyor. Bu anlamda da Marcelo konusunu yine size ifade etmiş olayım. Bu videoda başta Portekizli teknik adamlar olmak üzere, Fenerbahçe'nin teknik adam arayışındaki durumu, Yıldız meselesini, Başkan'ın bahsettiği, Fırsat transfer üzerinden Marcelo konusunu ve tabii ki hakem, TFF yayıncı mevzularında yine sizlerle konuştuk. Başkan adaylığına hazırlanan eski bir yönetici mevzusunda sizlerle konuştuk. Arkadaşlar benim YouTube kanalım ve diğer sosyal medya mecralarım. Her zaman Fenerbahçe öncelikli yayınlar yapar. Ben de böyle birisiyim çünkü. Ama eleştirisinden gazeteciliğinden haberciliğinden de bir şey eksik bırakmaz. Eleştiri yapmam gerekiyorsa yaparım. Bugün görüyorum ki çok değil. Azlar ki onlara da saygı duyuyorum. Normalde başka hesaplarda, kanallarda bu düşüş daha da çok olur. Bende çok az oldu. Bunu zaman zaman da yaşadım ama ben hiçbir zaman şu kadar düşüş olacak, bu kadar düşüş olacak diye hesaplayarak yayıncılığından ve doğru bildiklerinden vazgeçmedim. Benim görevim şu mecra bize bu imkanı veriyorsa İnandığım doğruları size aktarmak ama yapıcı şekilde. Bana diyorlar ki Ali Koçu bir anda çok eleştiriyorsun. Ben Ali Koç Başkanı eleştiriyorum ama haddimi aşmadan ve yapıcı olarak. Bakın geçen sezon neler dedik? Biz konuştuktan sonra birçok konuda açıklamalar yapıldı. Demek ki bizim niyetimiz belli. Biz sarih niyetli, samimi insanlarız. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Aksini düşünüyorsanız Ahmet Konançı sosyal medya mecralarına istediğiniz tepkiyi göstermeye devam edebilirsiniz yorumlarımızı yapmaya, haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bu kanala yeni sezonda çok ihtiyaç olacak. Unutmayın. Lütfen bizimle birlikte yürümeye devam edin. Kalın sağlıcakla. Başarılar Fenerbahçe.